Merhaba arkadaşlar, uzun bir süredir aranızda yoktum fakat yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yurt dışı borsalara Türkiye içerisinden yurt dışı borsalara nasıl yatırım yapabiliriz? Elimizdeki Türk lirasını nasıl direkt yurt dışı borsalarda güzel şekilde kullanabiliriz arkadaşlar? Bu videomda bunu anlatacağım sizlere. Ya elbette ki hepimiz enflasyondan dayak yedik ve bu kur ataklarından dolayı epeyce rahatsızız bu durumlarda. Yani gitgide düşen yaşam standartlarımızdan dolayı hepimiz bir yerlerde ya paramızın değerini korumak amacıyla hareketler yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bunun sebebinde de yani yurt dışı borsalara tabii ki de işlem yapmak istemiyoruz. Yurt dışı borsalardan hisse senedi almanız tabii ki de anlayışla karşılanabilecek bir hareket arkadaşlar. Yurt dışı borsalara yatırım yapabilmek için birkaç tane yol var. Bu bildiğim birkaç tane yoldan bahsedeceğim. Kendi tecrübelerimden bahsedeceğim ve bunların avantajları ve dezavantajları var arkadaşlar. Lütfen bu konularda bilgi sahibi pek fazla değilseniz videoyu sonuna kadar izleyin ve aralarda bir şeylerden daha bahsedeceğim burada dezavantajlarıyla alakalı. Yani videoyu sonuna kadar izlemeniz sizin yararınız olur eğer ki gerçekten bu konular hakkında bilgi sahibi değilseniz arkadaşlar. Yurt dışı borsalarda yatırım yapabilmek için en kolay birinci yolumuz arkadaşlar Forex'tir. Forex bildiğiniz üzere kaldıraçlı bir işlem platformudur. Yaklaşık 10-12 sene önce çok popüler bir işlem platformuydu. Ya hala gene trade etmek isteyenler gayet de kullanır. Hayatını trade ederek kazanan insanlar genellikle yani Forex hesapları zaten bu insanların vardır kenarlarda. Fakat bildiğiniz üzere Forex'in içinden geçtiler arkadaşlar. Son zamanlarda olmasa da belli kanunlar çıkartarak bayağı bir içinden geçtiler. Bilmiyorsanız ufakça bir anlatayım. Herhangi bir şekilde Forex'ten artık yani para kazandığınızda kazancınızın %10'unu devlet direkt kendi cebine indiriyor. Zamanında çok fazla dolandırıcılık olduğundan dolayı bu Forex içerisinde. Ya epeyce bu insanların içinden geçtiler. Aynı şekilde kaybedince hiçbir şey yapmıyorlar ve Forex hesabı açabilmek için minimum bir elinize bakiye istiyorlar arkadaşlar. Bu 40 bin dolar olan herhangi bir işlem platformları da var. Sikmeseler bari. 10 bin dolar olanlar da var. Fakat düşük miktarlarda işlem yapacaksanız herhangi bir şekilde korsan sitelere yönelebiliyorsunuz. Ya korsan sitelerden de kastım İngiltere'deki herhangi bir şubede ya da Kıbrıs'ta bir Forex şirketinden direkt hesap açabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bunların Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bağlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Bir gün şirketlere bu adamlar şirketini bir gün kapatırsa ya da paranızı el koyarsa herhangi bir şekilde hak talep edemiyorsunuz bunlardan arkadaşlar. Bu yüzden Forex biraz yalan oluyor maalesef. Ya Forex genel normal vatandaş için çok da mantıklı değil açıkçası. Bir diğer basit bir yöntem daha var arkadaşlar. Direkt siz yatırım yapmıyorsunuz herhangi bir hisse senedine. Bazı insanlar sizin yerinize yatırım yapıyor ve size para kazandırıyor arkadaşlar. Buna fon diyoruz. Yani Tefas'tan bakabilirsiniz bu fonlara. Kısacası bunlardan bahsedeceğim. Tefas hakkında bilgi sahibi olanlar zaten videonun bu kısmını geçebilirler. Direkt şuradan göstereyim. Herhangi bir şekilde tefas.gov.tr'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Fon karşılaştırma tarafına tıklayıp ondan sonra böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Buradaki ekrandan direkt fon ünvan tipine bakıp buradan direkt seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir sürü çeşitli fonlar var arkadaşlar. Buradan yabancı kısmına tıkladıktan sonra buradaki fonları görüyorsunuz. Burada hisse senedi, şemsiye fonu denilen şeyler arkadaşlar yurt dışı borsalardaki hisse senetlerine yatırım yapan fonlardır. Bu fonlar hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim diye soracak olursanız arkadaşlar o bu videonun konusu değil fakat kısacası ona da değineyim. Direkt mesela buradan baktığımızda bakalım mesela Akport ve Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu diyor burada arkadaşlar. Buradan direkt fon koduna bakıyorsunuz AFS Google'a direkt olarak AFS Ak Yatırım yazdınız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yani burada Ak Portföy yönettiğini görüyorsunuz bu fona. AFS Ak Portföy yazınca detaylı bilgiler gayet de fon adına çıkar burada. Mesela SPK yerindelik testine göre risk oranından tutun da hangi hisse senetlerine yatırım yaptığına kadar gayet detaylı şekilde kendi sitelerinde bunlar mevcut arkadaşlar. Yurt dışı borsalara yatırım yapmanın yolu ikincisi de buydu arkadaşlar. Buralarda tek sıkıntı şöyle bir şey oluyor. Fonun içine girdiğinizde ya bu tarz fonlara yatırım yaptığınızın yapınca başınıza gelebilecek en büyük sıkıntı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere fonlar valörlü şekilde işleyen şeylerdir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir alım satım gerçekleştirdiğinizde normal Borsa İstanbul'da paranız hesabınıza takas artı 2 günde geçiyorsa aynı şekilde burada da fonlarda da aynı şekilde bu şey mevcuttur. Alırken de 2 gün valör olabiliyor yani 2 gün sonra kendi hesaplarına geçiyor ve ondan sonra paranız işlemeye başlıyor. Değişebiliyor arkadaşlar bu durumlarda. Ya tek problemi paranızın böyle birkaç gün sonra işinize elinizden çıkmasıdır. Yani birkaç gün sonra elinize geçmesidir. Ufak bir bilgi olarak size tekrar başlangıçta söylemeyi unuttum. Ufak bir bilgi vereceğim arkadaşlar tekrardan. Ya bilmeyenler vardır aranızda. Ya ihtiyacınız olan bir parayla lütfen yatırım yapmayın. Yani atıyorum kafadan çocuğunuzun sünnetine takılan altınlar vardır. Bırakın onlar altın olarak kalsın ya da herhangi bir şekilde eşinizin kolundaki bilezikleri satmayın ya da ne bileyim
annenizin babanızın kefen parasını basmayın herhangi bir şekilde. Ya yani yatırım ihtiyacınız olmayan parayla yapılır arkadaşlar. Ya yani atıyorum kafadan ayda 10 bin lira para kazanıyorsunuz, 500 lira her ay böyle kenara atabilecek bir paranız vardı. Bu 500'ü ile hisse senedi almaya yönelebilirsiniz ya da bu 500 lirayla aynı şekilde altın almaya yönelebilirsiniz. Bu sizin için çok daha mantıklı olacaktır aynı şekilde. Neyse konuyu fazla uzatmadan bildiğim diğer bir yolu söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Midas diye bir oluşum var burada. Midas diye bir aracı kurum var arkadaşlar. Bu herhangi bir video herhangi bir şekilde bir sponsorlu bir video değil. Midas'a baktığımızda yurt dışı borsalara işlem yapabildiklerini iddia ediyorlar. Açıkçası benim fikrimi soracaksanız ben daha Midas'ta işlem yapmadım. Çok da mikro emirler girebildiğinizi iddia ediyorlar aynı şekilde. İlla ki kullananlar vardır fakat ben biraz eski kafalı bir insanım. Bu herhangi bir şekilde coinlere yatırım yaptığımızda da ilk dönemlerde o Bitcoin dönemlerinde benim epeyce bir şekilde Binance hesabı açmam çok uzun süreler almıştı yani bir sisteme güvenebilmek adına falan. O yüzden Midas aynı zamanda portföyü de bölüp de farklı bir yerde işlem hesap açıp da oralardan işlem yapmak epeyce sizi yorabilir ve hesaplarınızın karışmasını çok fazla sağlayabilir arkadaşlar. Yani bu yüzden Midas'ı kullanmıyorum. Midas'ın kendi söylediklerine göre avantajları neler olabilir arkadaşlar? Direkt kendi sitesine girdiğimizde burada ücretler kısmında görebiliyorsunuz. Kapsam diye baktığımızda burada Midas'ta işlem ücreti 1.5 dolarken aynı şekilde canlı veri ücretsiz veriliyormuş burada ve piyasada 150 lira olduklarını iddia ediyorlar. Bu canlı veriden kasıt anlık olarak tek kademe veriden mi bahsediyorlar? Yoksa genel olarak derinlikli bir veriden mi bahsediyorlar? Bunu hiçbir şekilde anlayabilmiş değilim. Çünkü piyasadaki canlı veride epeyce yüksek ücretler. Herhangi bir şekilde Matrix'e baktığınızda yurt dışı borsalara yatırım yaparken anlık veri istediğiniz zaman arkadaşlar Matrix'ten aylık olarak anlık veri alabilmeniz için yurt dışı borsaların anlık verilerine aylık 7200 liralara denk gelmiş olması lazım arkadaşlar. 7200 liralar falan da aylık herhangi bir şekilde o canlı veriyi alabilmek için ödediğiniz ücret. Burada Midas 150 lira demiş. Bu 150 lira büyük ihtimal anlık tek kademe veriden bahsediyorlar burada. Ya o yüzden çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum buralarda ama tabii ki de tecrübe etmekte fayda var bu tarz bir şeylerde. Hesap güvencesi diye söyledikleri bir şeyde tecrübe etmediğimden dolayı pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama Midas'ın bu yönden bir avantajı olduğunu söyleyebilirim diğer aracı kurumlardan itibaren. Yani bu dedikleri doğruysa işlem ücretleri hakikaten de ucuz. Burada son olarak normal banka aracı kurumlarımızdan ya da normal kullandığımız aracı kurumlardan yurt dışı borsalarda işlem yapmak nasıl olur? Bunu size anlatacağım arkadaşlar. Son olarak buradaki tek yöntem ise burada baktığımızda yurt dışında benim çalıştığım iki tane aracı kurum var arkadaşlar. Bir tanesi İş Yatırım, bir tanesi Yapı Kredi. Size ilk önce Yapı Kredi'nin direkt arayüzünden başlatarak Tradebox'ı var. Yapı Kredi'ye ait olan bir burada oluşum. Tradebox'tan yurt dışı borsalara işlem yapabiliyorsunuz fakat baktığımızda Yapı Kredi'nin diğer hizmetleri gibi bu hizmeti de çok düzgün olduğunu söyleyemem burada. Herhangi bir şekilde komisyon oranlarından bahsetmemişler. Sadece minimum emir tutarlarından ve borsaların içerisindeki işlem saatlerinden bahsetmişler. Yani bu yüzden pek fazla burada bunu söylemiyorum. Fakat benim Yapı Kredi'de işlem yaptığım dönemlerde arkadaşlar yurt dışı borsalarına ödediğim benim maksimum komisyon %25 falandı arkadaşlar. Ama %26 değil yani. %20 ile %25 arası ben komisyon vermiştim yurt dışı borsalarında işlem yaptığımda. Fakat şöyle bir şey var, yine Yapı Kredi'den hesap açıp Tradebox'tan da yurt dışı borsalardan işlem yapacaksanız direkt döviz hesabınızın da ekstradan olması gerekiyor arkadaşlar Yapı Kredi'de. Şimdilik Yapı Kredi için söyleyeceklerim bu kadar. Bu linkleri tabii ki de size aşağılarda bırakırım. Aşağıda istediğiniz gibi bakabilirsiniz arkadaşlar buradaki herhangi bir şekilde. Kurcalayın buraları. Hiçbir zararı yok. Diğer bir kullandığım aracı kurumsa iş yatırımda arkadaşlar. Trademaster. Trademaster'ın diğer Yapı Kredi'ye göre çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda kendi platformları da var. Matrix gibi, Ideal Data gibi kendi platformları da var. Bunları da size sağlayabiliyorlar. Eğer ki belli bir komisyon oranını geçtiğinizde arkadaşlar. Burada İsterseniz sizi arayalım diye bir sürü şeyleri var burada. Yani illaki siz kafaya taktıysanız yurt dışı borsalarda işlem yapmayı, buradan direkt kendileriyle iletişime geçebiliyorsunuz. Baktığınızda iş yatırımın Trademaster'ında arkadaşlar yapabildikleri yurt dışı borsaları harita üzerinden burada göstermişler. Yani Singapur borsasından tutun da Hong Kong Stock Exchange'e kadar arkadaşlar buralarda işlem yapabiliyorsunuz. Burada yani Yunanistan bile var burada yani. Hani buradaki komisyonlarda PowerPoint sunumu var direkt. Bunu da aşağıda burada direkt olarak link olarak bırakacağım bu videonun aşağısına. Burada baktığımızda verilen komisyonları da gayet yakın zamanlarda bu siteye koydukları için buradaki şeyler büyük ihtimal günceldir arkadaşlar. Bunu direkt aşağı bırakırım, kendiniz bakarsanız burada. Burada da az önceki dediğim gibi %25 komisyon uyguluyorlar arkadaşlar. Ekstradan bir de takas saklama bedeli olarak çok cüzi ücretler alabildiklerini söyleyebilirim açıkçası.
Yurt dışı borsalara yatırım yapabilmek bu şekildedir arkadaşlar. Son olarak bir şey söylemek istiyorum burada. Eğer ki yurt dışı borsalara yatırım yapabilmek adına buradan yurt dışı herhangi bir aracı kuruma para yatıracaksanız, videonun başında da söylediğim gibi herhangi bir şekilde kanuni olarak insanların, yani karşı aracı kurumun bağlayıcılığı olmadığından dolayı dolandırılabilme ihtimaliniz var. Ekstradan da MASAK, bildiğiniz üzere arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu arkadaşlar, herhangi bir belli bir ücret kar, yani 5000 dolar üstünde direkt kapınıza çökebilir arkadaşlar, direkt kapınız çalınabilir, haberiniz olsun bu konu hakkında. Şimdi bu video hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben kendi bildiğim yöntemleri burada söyledim arkadaşlar. Bu yöntemlerin birçoğunu, Midas haricindeki çoğunu kullandım buradaki herhangi bir şekilde yurt dışı borsalara işlem yapabilmek adına. Ya bu videoda size bildiklerimi anlattım. Umarım size faydası olmuştur arkadaşlar. Eğer ki yani bu tarz videoların ileriki zamanlarda gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bu videoda da diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.